GÖKYÜZÜ ücretleriniz Astrofoni'ye e hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 4 Mayıs'ta Akrep burcunun 13 derecesinde güçlü bir dolunay meydana gelecek. Dolunay zamanlarında e, duygularımız çok yoğunlaşır. Çok hassas ve kırılgan olabiliriz. Bu akrep burcu olduğu için biraz da böyle derin duygularla, bilinçaltımızdaki kavramlarla da çok fazla bağlantılı. Dolunaylarda bazı şeyleri fark edebiliriz. Özellikle gizli olan konular biraz daha görünür hale gelebilir. İlginç ve sürpriz kavramlarla karşılaşabiliriz. Akrep Burcu Zodya'nın 8 evi olduğu için genel olarak krizlerle ve dönüşümlerle de ilgilidir. Ee, bu hafta içerisinde Dolunay'dan birkaç gün önce ve Dolunay'dan birkaç gün sonra özellikle e, Akrep Burcu enerjilerini günlük yaşamlarımızda yoğun olarak hissetmemiz mümkün. Bizi duygusal olarak etkileyecek krizlerle karşılaşabiliriz. Ee, önemli farkındalıklar yaşayabiliriz. Akrep parayla çok bağlantılı bir burçtur. Özellikle başkalarıyla paylaştığımız kaynaklar hisseli paralar, finansal ortaklıklar da çok ilgilidir. Şu sıralarda Güneş'in boğada olması, Mars'ın yani e, Dolunay'ın yönetici gezegeninin de boğada olması e, maddi konularda parayla ilgili hırslarımızın, mücadelelerimizin de biraz yoğunlaşabileceğini işaretçisi. Tabii ki bunu toplum olarak düşündüğümüzde dünya üzerinde de ekonomik konular, finansal konular, e, ülkelerin ekonomik durumları, e, parayla ilgili e, kavramlar, toprak gibi e, ülkelerin sahip oldukları değerlerle ilgili konular ve bunlarla ilgili mücadelelerin de biraz yoğunlaşabileceği bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Dolunay sırasında Güneş, e, Boğa Burcu'nda, Oğlak Burcu'ndaki Plüto'nun üçgen bir açı yapıyor, kuvvetli bir açı yapıyor. Üçgen açı özellikle Oğlak Burcu'ndaki Plüto, otorite pozisyonundaki kişiler, güçlü nüfuslu kişiler, bu devlet gibi e, otorite e, pozisyondaki kişilerde de olabilir, e, bazı önemli kişiler de olabilir. E, destekler ve yardımlar alabileceğimizin de işaretçisi. Kendimizi güçlü ve e, güvende hissedebiliriz bu donlay sırasında. Jüpiter güneşle ve ayla e, açı yapacak. E, kendimize özgüvenimizi tabii ki Jüpiter'in açısı da yükseltiyor ama bu özgüveni aşırıya kaçırmamak gerekiyor. Yani ego, gurur, kibir gibi zararlı duygular, açgözlülük gibi kavramlar bize zarar verebilir. özellikle maddi konularda aşırı hırslı, aşırı sahip olma güdüsüyle davranabiliriz. bunları, bu duyguları biraz kontrol etmemiz gerekecek. Kıskançlık, kuşku, kuruntular, kin, öfke gibi kavramlarda akrep burcunda, akrep burcu, ay akrep burcundayken çok ortaya çıkar. Bu duygularımızın da bu dolunay döneminde kontrol etmemiz gerekecek. En fazla sabit gruplar etki alıyor. Özellikle Mayıs'ın ilk haftasında doğanlar 4 Mayıs ve yakınlarında doğan boğa burçları. 4 Kasım ve yakınlarında doğan akrep burçları. 4 Şubat ve yakınlarında doğan kova burçları. 4 Ağustos ve yakınlarında doğan aslan burçları. Bu burçlar birinci derecede etki alacak. Bunun yanı sıra doğum haritalarında 13 derece ve yakınlarında sabit gruplarda gezegeni olan Yükselen burcu veya Ay burcu olan kişiler için de önemli bir dolunay bu. Onlar çok daha radikal bazı değişimler yapabilirler, yaşamlarıyla ilgili kararlar verebilirler, dönüşümler yapabilirler, evlilik olabilir, işbirliği olabilir, kariyerleriyle ilgili bir gelişme olabilir. Haritaların aldığı açılara göre, yerleşimlere göre bu etkiler değişecektir. Evet e, ülkemizi de etkileyen bir Dolunay tabii ki Akrep Burcu olduğu için ülkemiz için bu Dolunay önemli. Ülkemizde de bazı önemli gelişmeler olabilir. Gündem çok yoğun olabilir Dolunay haftasında. Beşinci evimizde olduğu için özellikle gençler, halk, e, çocuklarla ilgili aile ve genel olarak e, halkın yaşamı, e, refahı, mutluluğuyla ilgili konular, ekonomik konular. Her şeyden önce boğa akrep hattı biraz finansal konuları da işaret ediyor. Bu alanda gelişmeler olabilir. Plütonun ve Uranüs'ün ilginç bir et, e, açısı var, güçlü bir açısı var e, ha, ülkemizin haritasında. Bu finansal alanda bazı e, spek, spekülatif hareketlerin hızlı hareketlerin olabileceğini de işaretçisi. Özellikle borsa gibi e, piyasalarda. Hızlı hareketlenmeler olabilir ama bunlara biraz e, temkinli yaklaşmak gerekiyor e, bu dönemde. Bunun yanı sıra e, sanatla ilgili konular, sanat ve sanatçılar, e, sporla ilgili konularda da bazı başarılar, sürpriz başarılar elde etmemiz mümkün. Özellikle uluslararası konularda burada Uranüs'ün etkisiyle bazı sürpriz gelişmeler olabilir veya Genel olarak bazı düzenlemeler, yasal gelişmeler de olabilir bu alanlarda, bu dönemde özellikle sevgili izleyiciler. Evet, Dolunay etkilerini lütfen hazırladığımız videolarda burcunuza ve yükselen burcunuza göre izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.